Bence ben şunu söyleyeyim. Ben çok ilk günden kendi tesisimdir bunu söyleyeyim. İlk korkması gereken bu ülkedeki liberallerdi bence. Çünkü onların en büyük müşteri kitlesi sahada. Kim ne derse desin. Kim ne konuşuyorsa konuşsun. Neden çıkıp hemen paniğe kapıldı bazıları? Şundan kapıldı. Çünkü öyle ben İstanbul, İzmir ve Ankara için bahsediyorum. İzmir'de çok yakın tanıdığım, gördüğüm çocuklardan şöyle bakıyorum. Ya bunlar şu anda plajlarda olması gereken çocuklardı diye düşündüğüm kitle. Ne var? iPhone satın alan, reklamı satın alan, bankayla uğraşan, kredi kartları kabarık olan, iyi giyinen, en iyi müşterileri onların, onlardı. Biraz onlar da korkuyorlar, ürküyorlar. Yani bazı grupların özellikle sizin de bahsettiğiniz bazı gruplar. Bakın bir paniğe girdiler ilk başta. Bu süreklilik arz etmez diyenler geri durdu. Baktılar ki bu iş öyle değil, papuç pahalı. Öyle değil. Evet. Yani bir sosyal medyada bir örgütlenme ağı kurdular bu çocuklar. Size bu arada küçük bir parantez açayım. Ben bilişimci bir insanım. 20-25 yıldır bu ülkenin bilişim geçmişini bilen bir insanım. Dünyayı da biliyorum. Türkiye'de bu işlerle ilgili çok firmalar kurdum, büyük. Kuzey Afrika'yı bana anlattıklarında dedim ki böyle bir şey yok, yalan söylüyorlar. Tunus'ta, Cezayir'de internet kullanım oranı %2 idi. Nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl oradan örgütleyebilirsin? Çünkü internet kullanımından bahsediyorum. Mecralar, sosyallardan bahsetmiyorum. Şöyle olması lazımdı. O %2'nin hepsi bir dille birlikte hepsi aynı sosyal mecradan hareket etmesi lazımdı. Ve hepsi ideolojik olarak aynı mantıkta olması gerekiyordu. Ya böyle bir kitle olabilir mi ya? Böyle %2'nin hepsi böyle olacak. Mümkün değildi. Oranın bir analog örgütlenme sistemi de vardı içeriden. Başka türlü. Ama Türkiye gibi ülkeler, teknoloji tüketen ülkeler bunlar. Ben bunu hep iddia ederim. Bizim altyapımızı kurmadık çünkü. Tüketiciyiz ama çok ciddi bir tüketiciyiz biz. Yani tüketici olduk. Burada da Facebook, Twitter, LinkedIn gibi yerlerde biz dünyada ilk 10'dayız. Avrupa'da ilk 5'teyiz çoğunda da. Ve ciddi bir kitle çok hızlı bir şekilde haberleşiyor. Ama şöyle bir fark var. Sayın Başbakan şunu unutmasın. Bu çocukların bir kısmı çok İngilizce biliyorlar. Çok İngilizce biliyorlar yani hepsi. Bakın orada sen Cezayir'de bahsettiğiniz adamın öyle bir hikayesi yok. O Fransızca biliyordur mutlaka 2-3 tane. Zaten bu işi tahrik edenler de biri Fransa zaten. O konuda onlar herhangi harekete geçmez. Ama dünyada bizim şu anda Türkiye'deki tüketici olan bu gençlerin bayağı iyi bir kısmı iyi İngilizce biliyorlar. Bakın peki, dünyada niye Tayyip'le ilgili tweetler bir numaraya oturmuş? Bundan kaynaklanıyor. Bundan kaynaklanıyor.